Sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler, dünyanın neresinde olursa olsun Alevi İslam'ı kendileri açısından ilgi alanı olarak kabul eden tüm sevgili dostlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi sunarak bugünkü sohbeti geliştirmek istiyorum. Bugün maalesef daha önce beraberce program yaptığımız Behti Bey kardeşimiz, tüm ailesiyle birlikte COVID olduğu için bu toplantıda bulunmayacak. O vekaletini bize vermiş oldu. Biz şimdi hem kendimize soruları soracağız, hem sizlerden gelebileceğini tahmin ettiğim kaygılarınızı, varsa sorularınızı benim yorumlayabildiğim kadar onların cevaplarını içeren bir sohbeti sizlerle baş başa gerçekleştirmeye gayret edeceğim. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olarak kabul ediliyor ve kendi anayasasında da buna ilişkin çok açık, net bir hüküm vardır. Yani kuvvetler ayrılığının kabul edildiği yargı, yürütme ve yasama erklerinin birbirinden bağımsız olduğu ve birinin diğerine üstünlüğünün bulunmadığı bir devlet sistemini kabul etmiş iken ve böyle bir anayasayla yaşamayı benimsemiş iken yapılan değişikliklerle Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir değişiklik daha yaşamış oldu devletimiz. O da yönetim sisteminin daha iyi çalışabilmesi, daha verimli olabilmesi için Cumhuriyet düşüncesinin yeniden yapılandırılması ve devletin yönetim biçiminde Cumhurbaşkanı'nın asıl sorumlu olması ve bütün diğer yargı, yürütme, yasama erklerinin de gerektiğinde kendisinin talimatıyla işlerini yapmaları, hükümlerini vermesini öngören bir sistemi fiilen yürürlüğe koymuş olduk. Ve bugün bunun ışığında Alevi İslam anlayışı, acaba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1916'da vermiş olduğu karara rağmen, kesinleşmiş olan karara rağmen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine tebliğ edilmiş olmasına rağmen, Avrupa Konseyi'nin de telkinlerine rağmen yerine getirilip getirilmediği konusunda sizden gelen talepleri de göz önüne alarak bu konuda sizleri bilgilendirmek istiyorum birinci ağızdan. Yani bu davayı açan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 2000'in üzerinde insan vekaletname hazırlayarak kendileri de taraf olmak istedikleri halde bunun kırtasiye imkanlarını arttıracağı ve arttırdığı takdirde de davanın uzatılması, çok uzun senelere yayılması ihtimalinin olabileceği göz önünde bulunarak 200 küsur insan vekaletnamesiyle Cem Vakfı olarak ve Cem Vakfı'nın başkanı olarak da bendeniz çok değerli hukukçu arkadaşlarla, üniversite profesörleriyle, avukatlarla, yani fiilen hukuk uygulamasında bulunan insanlarla birlikte bu davayı açtık ve dava 1916'da büyük daire dediğimiz bizdeki Yargıtay Genel Kurulu'na adeta tekabül eden, görevleri ifa eden ve nihai kararı veren genel kurulda Alevi yurttaşlara haksızlık yapıldı, ayrımcılık yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Antlaşması'nın 9 ve 14. maddelerinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yerine getirilmediği, ihlal edildiği kararına varıldı. Bu ne demekti? Bu Türkiye'nin hem 9 ve hem de 14. maddelere göre Alevi yurttaşlarına yapmış olduğu bu ayrımın Temel Hak ve Özgürlükler Antlaşması'nın ana esaslarını çiğnediğini, aykırı olduğunu
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu en kısa sürede değiştirmesi ve kararın gereğini yerine getirerek Alevi İslam inancına sahip olan yurttaşlara inanç özgürlüğü açısından Sünni İslam'a ve diğer dinlere tanınan ayrıcalıkların ya da imtiyazların, ismine ne derseniz deyin, Alevi yurttaşlara da tanınması gerektiğini, Alevi yurttaşlarının cemevlerinin kendi ibadethaneleri olduğunu, yani cemevlerinin acaba ibadethane midir, değil midir, işte İslam'da sadece şu kadar ibadethane olur, onun dışında ibadethane olmaz gibi tezlerin tümünü reddederek inanç özgürlüğünün bu tür ayrımlara yer vermediğini ve doğrudan doğruya her inanç grubunun, eğer böyle Aleviler gibi bin küsur yıldan beri Anadolu'da yaşadıkları, Balkanlar'da, Orta Asya Cumhuriyetlerinde, Kafkaslar'da hala yaşamaya devam ettiği ve örgütlü biçimde inançlarını yerine getirdikleri kabul ediliyorsa, ki divan tarafından aynen kabul edilmiştir bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde sunduğumuz belgelerle, tarihi belgelerle, divan 17 tane yargıçtan meydana gelen Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bu hükümlere aykırı hareket ettiğini ve Alevi yurttaşların haklarını ihlal ettiğini, inanç özgürlüklerini ihlal ettiği de hükmetti ve bunun da giderilmesini istedi. Ve bu karar bizim de katıldığımız savunma anlaşmasından sonra Büyükelçiliğimiz tarafından hükümete bildirildi ve hükümet de bu konuda o dönemde Başbakan Sayın Davutoğlu'yla yapmış olduğumuz bir görüşme neticesinde hukuka saygılı bir kişiliği vardı ve kendisi de zaten bir üniversite hocasıydı. Dedik hocam bunun gereğini yapacağız ve bununla ilgili olarak da Adalet Bakanlığı'na bir talimat verildi. Adalet Bakanlığı da bizimle temasa geçerek Cem Vakfı ile ve başkanı olarak da bendenizle temasa geçerek Ankara'da resmi bir toplantı düzenlenerek divanın vermiş olduğu bu kararın yerine nasıl getirileceği konusunda taraflar arasında mutabakat sağlanarak barış içerisinde bu kararın yerine getirilmesi toplantısı yapıldı. Ankara'da 12 kişinin iştirakini istediler Adalet Bakanlığı olarak. Kendileri de 12 kişiyle temsil edileceklerdi. Ve beraberce konuyu masaya yatırıp bu haksızlığın, bu ihlal olayının nasıl gidileceği konusunda mutabık kalacaktık. Ve mutabık kaldık. Kaldık ve döndüğümüzde İstanbul'a, biz Ankara'ya gittik 12 kişi. 12 kişi de Adalet Bakanlığı temsil eden orada bulunan sayın yargıç düzeyinde ya da yönetici düzeyindeki insanlarla aynı masa etrafında saatler süren bir toplantı yaptık. Ve ikinci toplantı için tekrardan Adalet Bakanlığı'ndan bir tarih beklemek üzere İstanbul'a döndük. Ama o ikinci toplantı hiçbir zaman yapılmadı. Neden yapılmadı? Çünkü Sayın Davutoğlu başbakanlıktan azledilmişti. Kendisinin istifası istenmişti ve kendisi de istifasını sunarak başbakanlıktan ayrıldı ve o yapılan görüşmelerde hakim kaldı. Yani o ilk duruşmada, daha doğrusu toplantıda varılan kararlar hiçbir şekilde ikinci bir toplantıya getirilerek müzakere konusu yapılmadı. Ve o olay devam ettiği sürece de tabii Türkiye'de ortaya çıkan çok önemli bir boşluk vardı. O da hem 30 milyonu aşan bir Alevi İslam inancını taşıyan yurttaşları vardı Türkiye'nin. Hem kendilerine haksızlık yapıldığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9 ve 11. maddelerinin, 14. maddelerinin ihlal edilmiş olduğu hüküm altına alınıyordu. Ve Türkiye'nin bunu derhal, yani gidermesi gerektiği konusunda bir kesinleşmiş hüküm veriyordu. Türkiye'nin bu konudaki itirazları da
reddedildi ve böylece kesin hüküm niteliğindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bir türlü ikinci bir toplantıya dahi gözcülük yapamadı. Yani hayatiyetini devam ettiremedi ve bugüne kadar da yani Ankara'daki o toplantıdan bugüne kadar da herhangi bir toplantı için bir davet almadık. Oysa bu çok önemli sonuçlar doğurabilecek bir olaydı. Çünkü Avrupa Birliği'nin ve bugün Avrupa'yı oluşturan 27 devletin ki 28'di ama İngiltere Brexit sebebiyle çekilince sayıları 27'ye düştü. Bu 27 devletin kendilerini ayakta tutan ve dünyada çok önemli bir güç haline dönüştüren olayın altında yatan hepsinin temel hak ve özgürlükler konusunda aynı düşünceyi paylaşmış olmaları sebebiyle Avrupa'nın ortak değerleri olarak kabul etmesinden kaynaklanıyordu. Yani bugün sosyalist dönemde Doğu Avrupa'da kaç tane devlet olursa olsun sosyalist sistemi uygulayanlar eğer buraya bu antlaşmaya tabi olmayı kabul etmişlerse sistemlerini değiştirmiş olsunlar olmasınlar yönetim biçimlerini ki hepimiz biliyoruz 1991'den itibaren yani Gorbaçov'un Sovyet modeli iflas etmiştir demesinden sonra Doğu Avrupa ülkelerinin tümü kapitalist sisteme tabir yerindeyse geçtiler ve kendi yönetim biçimlerinde kapitalist sistemin esaslarına uygun bir biçimde yani çoğulcu demokrasinin yöneticilerini tayin ettiği bir toplum modelini kabul ettiler ve bugün hemen hemen Doğu Avrupa'da sosyalist sistemle yönetilen Rusya dahil herhangi bir ülke kalmamıştır. Kalmamıştır ama bunların Avrupa İnsan Hakları Antlaşması'na bu kadar uzun zaman karşı koymalarına rağmen kabul etmeleri, tabi olmayı kabul etmelerine karşılık bu antlaşmanın ilk kurucuları arasında Türkiye'nin bulunmasına rağmen Türkiye kendisi aleyhinde bu mahkemenin oy birliğiyle vermiş olduğu bir kararı kabul etmiyor görünümünde şu anda. Ama ipe un sererekten, işte daha önce bizi izleyenler, bu konuyla ilgilenenler bileceklerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yeni bir başkan seçti. Ve o başkanla birlikte yine Avrupa Konseyi'nin genel sekreteri birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler. Ve neden Alevilere ve Kavala olayında da o bir kişiye karşı bu kararlar uygulanmıyor. Mahkeme kararı es geçiliyor ve saygı gösterilmiyor diye Sayın Cumhurbaşkanımıza bir soru sordular. Kendileri toplantıdan sonra çıktıklarında gazetecilerin tabii sorularına muhatap oldular ve dediler ki siz ne konuştunuz, ne cevap aldınız? O zatların verdiği cevap şöyleydi. Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki şu anda biliyorsunuz çok büyük bir salgın var. Bu salgın sebebiyle bu meselenin müzakeresi de çok taraflı olacağı için kalabalık olması gereken heyetlerle sürdürülmesi gerektiği için müsaade edin bize biraz daha süre tanıyın. Bu hastalık biraz yayılmacı karakterini kaybettikten sonra tekrardan toplanıp bu kararın gereklerini yerine getireceğiz demişler. Yani gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeni başkanının, gerek Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptıkları konuşmanın özü bu. Ve kendilerinin de gazetecilere söyledikleri bu. Ama o günden bu yana yani ki bir iki ay falan diye bir şey bekleniyordu o dönemde. Yani o sonuç çıkıyordu. Ama bir iki ay falan, üç ay, beş ay, altı ay uzun zaman geçti. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının
yerine getirilmesiyle ilgili olarak hükümetten herhangi bir gelişmeyi görmüyoruz. Üzülerek söylüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 21. asırda böyle bir şeyi hak etmiyor. Hukukun tanınmadığı, uluslararası hukuka saygı gösterilmediği bir devlet görünümünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, en azından Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ve onu 100 yıla yakın bir zamandır benimsemiş olan Türk halkının duygularını yansıtmadığını kabul etmek gerekiyor. Tabii ister istemez bu mahkeme kararlarına uyulmamasının Türkiye'yi çok zor noktalara doğru sürükleyebileceğini de görmek gerekiyordu. Neden böylesine sert bir müeyyideyle karşılaşma ihtimali var Türkiye'nin? Çünkü eğer mahkemenin kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin insan haklarıyla, temel özgürlüklerle ilgili kararları, eğer üye devletler tarafından böyle kabul edilmez, uygulanmaz hale gelirse, Avrupa Birliği dediğimiz olay çöker. Yani Avrupa'nın birliği, bütünlüğü, dünya politikasındaki ağırlığı tümüyle yok olur. Bundan dolayıdır ki Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye çok sert sayılabilecek, Türkiye'nin coğrafi durumunun Avrupa'ya getirmiş olduğu avantajlar bir yana, onu da göz önünde bulundurmadan Türkiye'ye ağır müeyyideler uygulanması cihetine gidebilirler. Şimdi bunun tipik örneğini görüyoruz. Bugün Ukrayna üzerinde Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyeleri arasında bir önemli çekişme yavaş yavaş tırmanan, yani bir karşılıklı çatışmaya doğru sürüklenmekte olan bir durum var. Ve bunun üzerine insan hakları ile ilgili mahkeme kararında eğer Türkiye yerine getirmezse ve canım bunlar bize bir şey yapmaz çünkü Avrupa'nın bize ihtiyacı vardır gibi kim sufle ediyorsa, yanlış suflelerle, kulağına fısıldamalarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani etrafının, Türkiye çok ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Bunu görmeleri gerekiyor. O kadar görmeleri gerekiyor ki, yani bugün Amerika Birleşik Devletleri yeniden Avrupa'ya asker yollamaya başladı. Bu ne demektir? Rusların Ukrayna'ya doğru sızması veya işgale kalkmaları halinde büyük bir uluslararası çatışmanın ufukta görülmesi kaçınılmaz gibi görülebilir ya da o noktaya sürüklenebilir her iki taraf. Yani bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği, diğer taraftan Rusya yalnız başına bir çatışma içine yavaş yavaş sürüklenebilirler kendi iradelerine rağmen. Çünkü savaş her zaman istendiği için olmuyor. Bazen istenmediği hallerde dahi zorunlu olarak kendi gücünü gösterme ihtiyacını hissediyor ve o şekilde de o beklenmedik bir savaş meydana çıkabiliyor. Onun için Türkiye'nin bu konuda yeterli özeni gösterip İnsan Hakları Mahkemesi'nin böylesine masum bir isteği kabul etmesi beklenirken hala ipe un sermesi anlaşılabilecek bir olay değildir ve bu devleti yönetenlerin hepsinin sorumluluğunu gerektirir. Çok açık söylüyorum. Hepsinin sorumluluğunu gerektirir. Bunun ilginç bir örneğini veriyorum. Yani bunu tekrar iyi niyetle yorumlamak istiyorum. Sayın Abdülhamit Gül Beyefendi ile, yani bundan önceki Adalet Bakanı ile, kendisiyle bu salonda da görüşmüştük çok kısa bir süre için. Hocam biz elimizden geleni yapacağız ve bu meseleyi halledeceğiz demiş olmasına rağmen şu anda hepimiz biliyoruz görevi bıraktı ve yerine Sayın Bekir Bozdağ geldi. Şimdi Sayın Bekir Bozdağ eski hukukum olan
çok değerli bir siyaset adamı. Kendisiyle bu konuyu görüşmek üzere beni davet ettiğinde Ankara'ya Cem Vakfı Genel Başkanı olarak ve davada davayı yürütme sorumluluğu yüklenmiş birisi olarak hocam dedi ya şey yapmasanız yani hiç bu dava konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani açacak mısınız, açmayacak mısınız? Ve 3,5 saat süren bir görüşme yaptık. O görüşmede kendilerine ifade ettim. Sayın Bakan bakın, siz bakan olabilirsiniz. Mesele yok. Çok önemli bir sorumluluk yüklenmiş olabilirsiniz. Eyvallah. Ama ben de bu işin 40 küsur yıldır dersini veren bir hocayım dedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu davayı kazanma şansı yoktur. Sıfıra yakındır. Ben bunun yıllarca dedim derslerini veren bir hocayım. Ve Türkiye'yi mahkum ettirmekten keyif almayacağım. Haksızlık yapıyorsunuz, beni zorluyorsunuz. Bu davaları aşmaya bir kahkaha atmıştı. Hiç unutmuyorum. Kendisini de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Henüz kendisini tebrik etme vesilesi olmadı. Çok dolu olduğunu bildiğim için. Dedi ki ya hoca sen bu davayı aç, bu davayı kazan. Asıl biz o zaman kazanmış olacağız dedi. Ve bir kahkaha attı. Ben de güldüm. Ona iştirak ettim. Yalnız bırakmadım kahkahasında. Yani benim yorumum şu oldu. Dedim istiyorsunuz ki yani biz davayı açalım, davayı kazanalım ve siz de kendi tabanınıza işte ne yapalım, şeriatın kestiği parmak acımaz diyerekten bu kararları uygulayalım istiyorsunuz. Öyle mi dedim. Bir kahkaha daha attı. Evet ya da hayır demeden ama kahkahanın anlamı oydu. Yani siz davanızı açın, davayı kazanın, biz de uygulayalım diye. Şimdi Bekir Bey gelmişken hem bu program vesilesiyle kendilerine tekrar hoş geldiniz diyeyim bakanlığa, Adalet Bakanlığı'na. Ama o atılmış olan pozitif manadaki kahkahayı da artık gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Çünkü bunun üzerinde çok çalışmıştı Sayın Bozdağ. Aradan bu kadar zaman geçti ama hala görüyorum. Mesela çok yeni, belki de kendilerinin haberi yoktur. Ama bu program vesilesiyle tahmin ediyorum haberi olacaktır. Çünkü dün Sayın Babacan'ın vekili olan Profesör Mustafa Ergen ismindeki bir dost tesadüfen bir yerde karşılaştık. Dedi ki hocam Sayın Babacan'la dedi bir cemevini ziyaret ettik dedi. Ve cemevinin ismini de verdi. Yani şeyde Küçükçekmece taraflarında Celal diye bir arkadaşın başkanlığını yaptığı bir cemevi. Orada çok yüksek bir elektrik faturası kendilerine yollanmış ve bu faturanın ödenmesi aksi takdirde cereyanın elektriğinin kesileceğini söylemiş. Oysa bunun kesilemeyeceği, yapılamayacağı ve cemevlerinin ibadethane olduğunu ifade eden o kadar çok elimizde mahkeme kararı var ki, yani şimdi mahkeme kararlarını da tanımaz hale gelen bir tutum içine girmeye başladı bu hükümet. Hem de Sayın Bekir Bozdağ'ın gelişiyle birlikte. Tahmin ediyorum haberi yoktur hala Bozdağ'ın. Eğer haberi olsa, çünkü kendisini tanıdığım kadarıyla böyle bir hukuki yanlışa müsaade etmez. Yani cemevleri elektrik parası ödemek zorunda değiller. Ve bunu da hüküm altına alan 3, 5, 15 filan değil, çok daha fazla mahkeme kararı var elimizde. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin mahkemeleri Cem Vakfı ya da diğer bazı cemevlerinin açmış olduğu davalar sebebiyle bu davaların hepsini kazandılar ve bunların karar metinleri bizde var. Sayın Bozdağ eğer bu konuda bir tereddüt duyarsa tanışıyoruz nasıl olsa. Yani kendisine bu kararların birer suretleri gönderilebilir. Zaten bakanlığa da daha önce göndermiş olması gerekir.
Yani bu olayın artık sürüncemede kalması olsa olsa başka devletlerin, büyük güçlerin Aleviler üzerinde oynamasına vesile olur. Ya siz ne yaparsanız yapın, bakın sizi vatandaş yerine koymuyorlar. Sizin inancınızı bile saymıyorlar. İnancınızı bile inanç özgürlüğünün bir parçası dahi saymıyorlar. Siz mahkemeden karar da alsanız varacağınız nokta odur. Bu devlet sizi itiyor. Onun için siz bizim sözlerimize kulak asın demeye başlarlar. Ve isim de vereyim. Yani bunu hangi devletler söyleyebilir? Amerika Birleşik Devletleri söyleyebilir. Almanya söyleyebilir. Rusya söyleyebilir. Çünkü Rusya da gelen mahkeme kararlarını uyguluyor. Yani uygulamazlık yapmıyor. Direniyor bazen. Ama o direnç sonunda pozitif manada bitiyor. Başka Çin aynı şekilde siz Uygur'daki Türklerin haklarını savunma babından sahaya çıkarsanız onlar da diyeceklerdir ki Alevilere bak size de şeyi uygulamıyorlar. Yani kendi bin küsur yıldır uyguladığınız inançlarınızı hükümetiniz kabul etmiyor. Onun için bu hükümete destek vermeyin demelerinden daha doğal bir şey göremiyorum ben. Yani bunu nasıl ben sade bir yurttaş olarak görebiliyorum da bu devletiniz barış içinde insanların yaşatma sorumluluğunu, onları geliştirme ekonomik açıdan, manevi açıdan, her manada vatandaşlarının refahını geliştirme açısından bir sorumluluk yüklenmişken nasıl oluyor da böyle bir fahiş hatayı, böylesine tekrar ediyorum fahiş bir hatayı nasıl sürdürmekte inat ediyor, ısrar ediyor. Onun için bugün sizlerle bu konuyu tekrar görüşmek ve tüm Alevi, Sünni, Şafii, Hanbeli, Hristiyan, Musevi kardeşlerimizin tümünün de dikkatlerini çekmek üzere, yani Alevi yurttaşların almış oldukları bu kararlara rağmen hala cemevlerinin elektrik parasıyla mahkum edilmeleri, rahatsız edilmeleri çok yanlış bir olaydır. Çok haksız bir olaydır. Hükümetin sorumluluğunu artırır ve bugün hükümeti de Sayın Cumhurbaşkanı adeta temsil eder durumda. Çünkü başbakanlık makamı kaldırıldı. O takdirde ortaya şöyle bir imaj çıkacaktır. Yani Türkiye'de bir Sayın Cumhurbaşkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı ne mahkeme kararı tanıyor, ne anayasa hükmü tanıyor. Çünkü anayasa hükmü açık. Anayasa hükmünü şimdi size okuyacağım. 2004 yılında yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar döneminde yapılan bir ortaya çıkan bir ihtilafta ihtilafın Türkiye'yi sorumluluk altında bırakmaması için 90. maddeyi değiştirme önerisi getirildi ve bugün anayasanın 90. maddesi hala yürürlükte olmasına rağmen ama Aleviler söz konusu olduğunda uygulanmıyor. Şimdi bunu nasıl izah edecekler Alevilere? Ve Alevilerle birlikte hareket eden en azından Sünni kesimin %90 kardeşlerine nasıl izah edecekler? Şimdi onun için müsaade ederseniz ben bizi dinleyen bütün dostlarıma bu önemi sebebiyle 90. madde yani 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde değiştirilmiş olan 90. maddeyi okumak istiyorum. Anayasa madde 90. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Tekrar ediyorum, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz. Yani yapılan bir uluslararası antlaşmadaki mevcut hükümler anayasaya aykırıdır diye siz bir dava açamazsınız diyor. Neden? O devletin kendi tasarrufudur. Devlet onu kendisi halleder anlamını taşıyor bu.
Ve devam ediyor. İşte asıl değişiklik burada. Diyor ki, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla, tekrar ediyorum, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla, yani Avrupa İnsan Hakları Antlaşması gibi antlaşmalarla, kanunların, bizim kendi kanunlarımızın, aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Ne demek bu? Yani bir milletler arası antlaşma hükmüyle bizim kendi kanunlarımızın hükümleri arasında bir çelişki doğarsa, bir çatışma doğarsa, sen bizim kanunlarımızı, o çatışan kanun hükümlerini bir tarafa bırakacaksın. Ya antlaşma hükümlerini uygulayacaksın diyor kanun yerine. Bunun anlamı ne? Aksi takdirde devletin uluslararası sorumluluğu doğar diyor. Devletin böyle bir uluslararası hukuk sorumluluğunun doğmaması için bu değişiklik özellikle yapıldı. Ve bu değişikliğin yapılmasında rolü olanlardan birisi de benim yakından tanıdığım İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeyken öğrenciliğinden tanıyıp ve hocam sizin kürsünüzde asistan olmak istiyorum, benim devletler hukukuna karşı çok ilgim var diyen, Allah rahmet eylesin, Burhan Kuzu'nun da etkisi var. Ve o da bana bunu bu şekilde, çünkü kendisiyle konuşmalarımızda söylüyordum. Bazen ikimizin de dişçisi aynıydı. Dişçide karşılaştığımızda, ya değiştirin şunu. Türkiye'yi zora sokacaksınız. Türkiye'nin uluslararası sorumluluğu doğabilir. Bu 90. maddeye bir hüküm ekleyin ya da yeniden yazdırın dedi. Ve o da bir gün bana dedi, hocam o değişikliği yapıyoruz dedi. Ve 2004'te anayasanın büyük bu hükmü, 90. maddesi bu şekilde tadil edildi. Yani değiştirildi. Eğer bir uluslararası temel hak ve özgürlükleri, temel hak ve özgürlükleri içeren bir uluslararası antlaşma, sözleşme ne derseniz deyin, eğer sizin kanunlarınızla çatışıyorsa hakime diyor, Türk hakimine, sen bizim kanunlarımızı uygulamayacaksın. Onları bir kenara bırakacaksın. Ya ne uygulayacaksın? O antlaşma hükümlerini uygulayacaksın. O antlaşma hükümlerini uygulayacaksın ki Türkiye'nin o antlaşmaya taraf olan diğer devletlere karşı sorumluluğu doğmasın diye. Yani olay bu kadar açıkken ve bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem itibarının hem uluslararası ilişkilerinin daha barışçı bir zemin üzerinde yürümesini sağlamak için çok gerekliyken ve bunun için bir anayasa değişikliği yapılmış olmasına rağmen, hayır ben şeyi tanımıyorum, yani madem onlar benim yasalarımı tanımıyorlar, ben de onların yasalarını tanımam demek fevkalade düşündürücü bir olaydır Sayın Cumhurbaşkanımız açısından. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na bu yanlışı kim yaptırdıysa, Sayın Cumhurbaşkanı o zatı hukuk müşavirliğinden filan derhal görevine son vermelidir. Neden derhal son vermelidir diyorum? Çünkü eğer Sayın Cumhurbaşkanı böylesine fahiş bir hataya sürüklenmişse, kendisine danışmanlık yapanlar tarafından, o danışmanların bu işlerden bir haber olduğu, bilmedikleri çok açık, net olarak ortaya çıkıyor. Ve o sözlerini de tekrardan tevil etmenin yolunu bulmalıdır Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani demelidir ki o günün şartları içerisinde belki yeterince dikkatimden kaçmış olabilir. Ama biz devletler hukukuna saygılıyız. Biz uluslararası mahkemelerin 90. maddede öngörüldüğü gibi, yani uluslararası sözleşmelerden, ama hangi sözleşmelerinden? Her sözleşmeden değil.
temel hak ve özgürlüğü işleyen antlaşma hükümleriyle bizim kanunlarımız çatışırsa, bizim kanunlarımız değil, uluslararası sözleşme hükümleri uygulanır. Hükmünün Türkiye'de egemen kılınmasını sağlamaya çalışmalıdır. Sevgili dinleyiciler, bizi büyük bir olgunlukla, büyük bir sabırla dinleyen tüm dostlarımıza, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Cem TV'yi izleyen, bu programda bizleri de sabırla izleyenlere sevgilerimi, saygılarımı tekrarlayaraktan bugünkü konuşmayı bitirmek istiyorum müsaadenizle ve bundan sonraki görüşmemizde de belki Türkiye'nin uluslararası işler alanındaki başka sorunlarla, Ukrayna'nın doğurduğu sorunlarla, Rusya ile Batı dünyası arasında ya da Çin ile Batı dünyası arasında bu ekonomik gelişmeler dahil olmak üzere onların Türkiye'ye yansımalarının etkilerini konuşmaya inşallah Mehdi Bey de gelmiş olur, Covid'i atlatmış olur ve onunla birlikte tekrar huzurlarınıza çıkar, size sevgilerimizi, saygılarımızı sunarız. İyi günler diliyorum efendim.